Reklamlara geçmeden önce duyurduğumuz haber. Havaların soğumasıyla birlikte gripal enfeksiyonlarda çok ciddi artış var. Ve biz bu konuyu araştırırken göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya'nın bir açıklamasına rast geldik. Şu an neredeyse herkeste diyor hastalık yapmayacak kadar artık COVID-19 virüsü var. Yani COVID-19 rahatsızlık vermiyor ama gripal enfeksiyon rahatsızlık veriyor, o kadar yaygın. Şu an hemen hemen herkeste zeminde hastalık yapmayacak düzeyde bir COVID virüsü var. Havalar soğudu. Soğuk algınlığına bağlı gripal enfeksiyonlar da arttı. Ancak yaygın hastalıkların bir virüse mi bağlı olduğu yoksa doğrudan mevsim koşullarıyla mı ilgili olduğu tartışma konusu. Konuyu göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya değerlendirdi. Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özkaya, herkeste hastalık yapmayacak kadar bir COVID-19 virüsünün var olduğuna dikkat çekti. Şu an hemen hemen herkeste zeminde hastalık yapmayacak düzeyde bir COVID virüsü var ve bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Özkaya ayrıca toplumun maske taktığı dönemde gripal enfeksiyonlardan korunduğunu dile getirdi. Bir de gerçekten bu 3 sene boyunca maske mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük ve doğal olarak vücudumuzun dış dünyadaki bakteri, virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Maskelerin artık çok fazla kullanılmaması sebebiyle yeni bir salgınla mücadele etmek an meselesi. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten hani ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki hastalığı önleme amaçlı ne yapılması gerekiyor? Maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir COVID salgını için değil, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar geri dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hastamızda soğuk algınlığı ve enfeksiyon sonrası kalp zarına bağlı, kalp zarı iltihabına bağlı perikardiyal ve plevral akciğer zarı sıvısı ve kalp zarı sıvısı görüyoruz. Sahil Koridor Anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Karar Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler sonucunda ele alındı. Birçok ülke, milyonlarca insanı etkileyecek kararla ilgili Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Aralık'tan itibaren 4 ay daha uzatılması uluslararası kamuoyunun da gündeminde. Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beacon on the Black Sea. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski görüntülü mesajında tüm zorluklara, Rusya'nın çeşitli manipülasyonlarına rağmen Karadeniz limanlarımızdan tarım ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz. Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Hitaplarını yapacaklardır. Kürsüyü teşriflerini... Önemli kamu görevinde bulunanlara sıkı finansal takip geliyor. Kritik karara göre görevden ayrılsa bile söz konusu kişilere yönelik takip ve tedbirler bir yıl sonra da uygulanmaya devam edecek. Görevden ayrılmak yeterli olmayacak. Yakından izleme bir yıl boyunca devam edecek. Mal varlıklarına tedbir koyulabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Kara parayla mücadele için kritik karara imza atıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, nüfus sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı takip uygulama kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre, finansal kuruluşlar bu kişilere ait mal varlıkları ve fonların kaynağının tespiti için önlem alacak. Kamusal nüfus sahibi kişi olup olmadığı belirlenecek.
Gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da harekete geçilecek. Tedbirler görevden ayrılma durumundan sonra da en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek. Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde ise ceza uygulanacak.